Batı'nın büyük hapishanelerinden birinin müdürü, modern çağın bir mucizesi olan şu hikayeyi anlattı. Bir gün trenle seyahat eden bir arkadaşı, tesadüfen son derece huzursuz olan genç bir adamın yanına oturmuş. Bir süre sonra genç adam, uzak bir hapishaneden henüz çıkmış bir mahkum olduğunu açıklamış. Mahkumiyeti ailesine o kadar utanç vermiş ki ne ziyaretine gelmişler ne de bir mektup yollamışlar. Ama o fakir oldukları için seyahat edemediklerini, cahil oldukları için mektup yazamadıklarını umuyor, her şeye rağmen kendisini affetmiş olmalarını hayal ediyormuş. Ailesinin işini kolaylaştırmak için kendilerine mektup yazıp tren kasabanın eteklerindeki çiftliklerinden geçerken bir işaret koymalarını söylemiş. Ailesi kendisini affetmişse raylara yakın büyük elma ağacına beyaz bir kurdele bağlayacaklarmış. Eğer kendisinin geri dönmesini istemiyorlarsa hiçbir şey yapmayacaklar, o da trende kalıp batıya gidecek, belki de bir serseri olacakmış. Tren kasabasına yaklaşırken heyecanı o kadar artmış ki pencereden dışarı bakmaya cesaret edemiyormuş. Kompartıman arkadaşı kendisiyle yer değiştirip onun yerine elma ağacına bakacağını söylemiş. Bir dakika sonra elini genç mahkumun omzuna koymuş, "Şuraya bak," demiş. Göz pınarlarında biriken yaşlarla gözleri parlıyormuş. Her şey yolunda. Bütün ağaç bembeyaz kurdelalarla bezenmiş. O anda bir ömrü zehirleyen tüm acılar adeta birden dağılmış, kaybolmuş. Anlatan, bir mucizeye şahit olmuşum gibi geldi. Belki de gerçekten bir mucizeydi bu, demiş. New York'taki St. Lucas Hastanesi doktorlarından Dr. Earl Loomis'e göre modern psikiyatri, affediş ve affedilişi kabulü mutlu ve yapıcı kişiliğin belli başlı özelliği olarak görmektedir. Günlük hayatın alışverişi içinde insanlar sık sık bizi sinirlendirmekten, gururumuzu kırmaktan, hoş olmayan fırsatlardan yararlanmaktan kendilerini alamazlar. Küçük kızgınlıkları çoğunlukla geçiştirebiliriz. Fakat yakınımız olan birinin hıyaneti veya bizi terk edişi gibi ciddi kırgınlıklar gözümüzü karartıp bizi acıya karşı acı çektirtmeye iter. Affedişin lütfu olmazsa intikam duygusu her iki tarafı da iyice tahrip edinceye kadar bir kırgınlık diğerini kovalar. Anlatacağım olay yaşadığım bir kasabadaki iki iş adamının başından geçti. Patrick ile Jim yılların arkadaşı ve bir imalatçı şirketin ortaklarıydılar. Jim'in kızı Patrick'in oğlu ile nişanlıydı. Bir gün Patrick, Jim'in gizlice rakip bir firmaya ortak olmak üzere teşebbüste bulunduğunu öğrenmiş. Hıyanet görüldüğünden daha da acıydı. Çünkü firma önce Patrick'e yaklaşmış fakat derhal reddedilmişti. İntikam hırsıyla yanan Patrick, iflası göze alarak Jim'in firmasını mahvetme çabalarına girişti. Bunun üzerine Jim de politik nüfuzunu kullanarak Patrick'e ait mülkiyetin kıymet takdirini yükselttirdi. Kızı da Patrick'in oğlu ile nişanını bozdu. Durum böyleyken Patrick'in karısı birden araya girdi ve kocasına, "Jim mahvolurken sen işine devam edince ne olacak?" diye sordu. "Sen ondan daha kuvvetli olmuş olacaksın. İntikam almakla neyi kanıtlamış oluyorsun? Sadece ondan daha zayıf olduğunu," dedi. Patrick'in karısının davetiyle aileler bir araya geldi ve barıştılar.
İki arkadaş, önce iki rakip iş adamı ve daha sonra da iki büyük baba olarak dostluklarını sürdürdüler. Biz affı çoğunlukla bir lütuf olarak düşünürüz. Faydasının iki yönlü olduğunu unuturuz. Affedilmek kadar affetmek de kişiye yarar sağlar. Bu, insanlardaki iyiyi ortaya çıkaran ve yaşamın her dakikasını aydınlatan bir formül değil, bir duygudur. İnsan davranışının güzel paradokslarından birine göre, affetmeye ne kadar hazırsak, affetme gereğini de o kadar az duyarız. Yaşlı bir avukat geçenlerde bana dedi ki, bana bıraksalar evlenme yeminini sev, yücelt ve affet şeklinde değiştiririm. Pek çok evliliği koruyabilecek güçlü bir hatırlatma olurdu. Genç bir çift acı bir tecrübe geçirerek af onarımının zamanla ve gayretle gerçekleşebileceğini öğrendiler. Julia, John'un bavulundaki mektuplardan kendisine ihanet ettiğini öğrendiği zaman 2 yıllık evliydiler. Bildiğini gizli tutmaya karar verdi. Fakat üzüntüsü bastırıldıkça daha büyüdü. Bir gün bir çengelli iğne arayan John, Julia'nın dikiş kutusunda mektuplarından birini buldu. Kandırmak için bir neden görmediğinden her şeyi itiraf etti ve affetmesini istedi. Julia, geçmişin geçmiş olarak kabul edilmesinde hemfikirdi. Fakat acı münakaşalarla her şey tekrar hatırlanıyor ve karı koca gitgide birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Bir evlenme danışmanı hatalarını anlamalarını sağladı. Siz affetme yoluna gideceğinize, affedilecek hiçbir şey yok gibi davranmışsınız dedi. Julia, John'un kendisine çektirdiği acıları tekrar yaşamalı, John kabahatini açıklamalıydı. Julia'nın uzun zamandan beri bastırdığı üzüntüsü taştı, boşaldı, hayatı yeniden sevgiyle doldu. Af duygusu yeni bir durum yaratmış, kendisine haksızlık eden erkeğe yeniden güven duymasını sağlamıştı. Af duygusu olmuşu olmamış yapmaz. Fakat her şeyi olduğu gibi kabul edip yaşamamızı sürdürmemize yardımcı olur. Hatalarımızı ve kusurlarımızı ne zaman ve nasıl açıklayacağımızı öğrenmeliyiz. Çoğumuz bazen falso yaparak bir başkasını istemeden kırarız. Eğer mesele sadece duyguların zedelenmesi ise çoğu kez durumu düzeltebiliriz. Fakat eğer fiziksel bir acı da söz konusu ise kendi kendimizi affetmekte güçlük çekeriz. Tom Anderson'ın hayatı bir arkadaşının ölümüyle sonuçlanan sınıf yarışmasında kendi hatasının yıllarca atamadığı anısı yüzünden berbat olup gitmişti. Bir işten diğerine sürüklendi, durdu. Karısıyla 6 yıllık evlilikten sonra ayrı yaşamaya başladılar. Sonraları Tom hakkında değişik şeyler duyuldu. Karısı dönmüş, işinde iyi bir pozisyon elde etmişti. Bir gün bana hayatını neyin değiştirdiğini anlattı. Hatamı hiçbir şeyin unutturamayacağına inanırdım. Suçluluk duygusu bir gülüşün veya bir el sıkışın ortasında dahi beni durdururdu. Benimle Betty'nin arasına bir duvar örülmüştü. Sonra dünyada görmekten en çok korktuğum kişi, kolejdeki ölen arkadaşımın annesi, umulmadık bir şekilde ziyaretime geldi. Ve bana dedi ki, yıllarca önce ben seni affedecek gücü kalbimde buldum. Betty de seni affetti. Arkadaşların ve amirlerin de. Tom Anderson'ı affetmeyen tek kişi sensin. Sen kendini ne zannediyorsun ki bu kasabanın insanlarına ve Allah'a karşı geliyorsun? O anda gözlerine baktım ve orada oğlu yaşasaydı
ben nasıl bir insan olurdum onu gördüm. Gençlik hayatımda ilk defa olarak kendimi sevmeye ve sevilmeye değer hissettim. Ancak hatalarımızın affedilmesiyle tecrübelerimizden yararlanma imkanını buluruz. Fakat hatalarımızı affetmek, onların varlığını inkar etmek değildir. Tam tersi, daha dürüst ve realist bir şekilde hatalarımızla yüz yüze gelmektir. Kişi insan olarak tam anlamıyla affedici olabilir mi? Tanıdığım bir bilgin, Almanya'da bir esir kampında 4 yılını geçirmişti. Anne ve babası Naziler tarafından öldürülmüş, kız kardeşi ve ağabeyi gaz odalarına gönderilmişti. Bu insan nefret etmek için her nedene sahipti. Fakat yine de onu sever, herkese aşılayan bir hayat sevgisiyle doluydu. Geçen gün bunu bana şöyle anlattı. Önceleri nefretle doluydum. Sonra nefret ederek kendi kendime işkence ettiğimi fark ettim. Affetmezseniz sevemezsiniz. Sevgisiz hayat da anlamsızdır. Af duygusu gerçek bir koruyucu lütuftur.